Rommel pushed us back towards Gzala. Rommel bizi Gazala'ya kadar itti. Defalarca onun agresifliğine maruz kaldık. Öngörülemez manevraları yüzünden şey yapamıyorduk, ayakta duramıyorduk. Alman flekleri bizi mahvediyordu. İngilizler askerlerini kaybetti, ben dostlarımı kaybettim. Hava güçleri bize destek verdi. Ama Bengazi'deki haberler beni çok merakta bırakmaya başlamıştı. Baba, köy bugün bombalandı. Pazardaydım. Reyonlar neredeyse bomboştu. Almanlardan dolayı zannetmiştim ama sonra uçakların seslerini duyduk. Ben vardığımda annem zaten sığınaktaydı diyor. Köşede durmamı istedi benden. Ağrı oradaydı. İşte Şima bilmem ne oradaydı. Polonyalılar gibi yapacağım kardeşim. O kadar yakına düşüyordu ki bombalar, tavan titriyordu adeta diyor. Bombalama durduğunda dışarı çıktık. Binalar hasar altındaydı. Bizim evimiz ayaktaydı. Ama Ari'nin evi tamamen çökmüştü. Bir kısmı tamamen çökmüştü. Büyük annesiyle kalacak. Annem uçakların İngiliz uçakları olduğunu söyledi. Ben zannediyordum ki onlar bizim arkadaşımız. Anlayamadım. Lütfen eve erken dön baba. Seni özledim. Çünkü içinizde hala sevgilerle Salima. Oyun üçüncü ayın kutlu olsun Kozmik. İngilizler Rommel'e çöl tilkisi adını verdiler. Bazıları için bu isim gizlilik ve zekasından dolayı ona verildi diyor. Ama İngilizler Gazala'da daha avantajlı durumdaydı. Daha çok askerin ve güvenli bir pozisyonun tilkiyi yuvasında tutacağını düşünüyorlardı diyor. Bilmiyorum, dekal var mı bunda bilmiyorum. Kodron'a hoş geldin. Gördüğün gibi etrafımızda İngiliz mayınları var. Nereden baksan her yerde. Bu güzel. İngiliz askerleri tarafından şey değiliz, çevrilmemiş durumdayız demek. Onların sahayı geçeceğini düşünmüyorum bu yüzden. Ama biz geçeceğiz. Peki. Sahte bir saldırı yaparsak kuzeye onları oyalamış oluruz. Ama bize dikkatlerini çevirebilirler. Alanınızı tutun. Mayın tarlasının öteki tarafında bir üst kurduk diyor. Saldırıya hazır olacakmışız ve burayı savunacakmışız. Aa, İngiliz aracı var. Kriegsmarine. Ayrıca Kriegsmarine hiç daha iyi gözükmüyor ama öyle olduğunu iddia ediyor. Ben akşam 7'de diyebiliyorum ama olabilir. Paylaştılar, bakabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında var. Kriegsmarine varken kara kuvvetlerinde olmak mı çok kötü ya? Kriegsmarine bence daha kötü ama. Denizaltıdasın lan. Araçları da tamir edin. Bir kaynak varmış. Toplayın bakayım. Heller Mine, bir de Shoe Mine varmış. Allah Allah. Araçları sersemletebiliyor ve büyük bir alanı etki ediyormuş. Çok amaçlı mayın olarak geçiyor. Panzer
kurulalım bakalım. 27 saniyemiz var. 783 denizaltı mı batmış? Bir de onların içine battığını düşün. Korkunç bir şey ya. Boş versene. Manyak olmam lazım yani. Ya kafana sıkmadığın sürece deniz altında hayatta kalmak batarken falan çok iğrenç bir şey olurdu yani. Kuzey ve kuzeydoğudan saldırı bekliyorum. Mayınları neredeyse açtık ama biz gelene kadar orada direnmen lazım diyor. Tonla derken? Peki şey Alman donanmasının bundan haberi var mı? MG'nin durması pek hoşuma gitmiyor ya. Daha iyi bir yerde durabilir bence. Ha belki flank yemesin diyedir. Hadi kalsın. Yok, daha önceki S minefieldlar vardı. Bunlar Shu'nun kısaltmasını bilmiyorum. Gurkalar geliyor, Hint askerler. Araç geliyor diyecektim. Heh. Denizaltı çok boktan bir durum abi. Canlı canlı boğuluyorsun oğlum. Hiç iyi bir şey değil yani. Yani tank da aynı kafa bir noktada. Tankta da canlı canlı yanma tehliken var. Belki şey kadar kötü değildir. Denizaltı kadar kötü değildir ama o da bayağı kötü. Bilmiyorum ki. Şifreni değiştir. Tank için kaçma şansın yok. Nereye var? Yandı mı? Kaçamazsın bir kere. Nereden kaçacaksın? Tek bir mermide alev alma fırsatı var yani. Fury'de falan oluyor ya. Uçakta bile var alev alma riski yani. Her türlü tehlikeli ya. Şey yok yani. Daha ideali var mı bilmiyorum. Piyade olursun. Yani bombadan ölürsün. Ölmezsen kolun bacağın kopar, şu olur bu olur. Bir sürü kötü ölüm var yani. Ama denizaltı bence her türlü kötü yani. En iyi ihtimalle şeysin. Tek vuruşta patlayıp öleceksin. En iyi ihtimalle. En kötü ihtimalle göz göre göre boğulacaksın yani. O da kafana sıkamazsan. Basınçtan da şey olabilirsin. Bence güzel. Aynen, antipiyade. Bir sürü silah düşürdüler bu sırada. Looks like we are not too late. Now let me assess the situation. Çok geç kalmadık galiba. Şimdi değerlendirelim. Afrika Kor. Kendimizi aslan yuvasının tam ortasında bulduk. Savunmalarını hazırlamaları için yeterli zamanları vardı. Ama aynı zamanda nereden geldiğimizi de biliyorlar artık. Mayın tarlasıyla koruyorlar karargahlarını. Daha iyi bir zaman yok saldırmak için. Kuzeyde direkt kontrole sahipler.
Ama senin gözlem işlemlerin sayesinde iki tane girişimiz var. Bunu almak için savunmalarını yarmalıyız. Bu bölgeler güvene alındıktan sonra dezavantajlı durumumuz avantajlı duruma düşecek. Onlarla kapana kısılmış olmayacağız. Onlar bizimle kapana kısılmış olacak. Mayın tarlalarına dikkat et. Peki. Aleykümselam. Mayın tarlalarına dikkat ederiz. Ne yolladı bu bana? Oy. Bunu yapmayacaktın. Bunu bana vermeyecektin. Dur bakayım şunları bir yenileyelim arkada hemen. Bunu bana vermeyecektin. Evet almamız. Tamam, yenilendiniz diye varsayıyorum, ilerleyelim. Recon aracım için bayağı kötü olacak bu. Neyse, döndürdü kafayı. Önümüz full siper. Bombalaya bombalaya girmemiz gerekecek. Ankara. Ankara da böyle. Doğru doğru. Ya arkadan destek veriyor. Flak var. Marder var. Bunu yolla. Eyvallah, iyi seyirler. Hoş geldin. Komandant. Hop, bombardıman geldi. Signals battalion has detected British forward operating positions in the nearby settlements. Eliminating their spotters would certainly ease some of the pressure. Gözcüleri varmış. Onları indirirsek bombardıman açısından rahatlarız diyor. Şu havanı alalım. Havan lazım olabilir. 17 pounder da güzel bir silah ama. Bilmiyorum. Şu an tank olmadığı için. Burayı da mı ele geçireceğiz? Okey. Gözcüler mi onlar? Gözcülermiş, pardon. Gözcülere bir odaklanalım bakalım ne var ne yok. Hunter
Hafiften ortayı bir kontrol altına al. Ses çoksa azaltalım. Azaltalım anam. Tam tek yemin. Oğlum bir karar ver. İyidir, kötüdür yani. Bunun arası olmaz ki. Bağırıyorsa kızacağız. Bağırmıyorsa devam ki. Bir Flemon Panzer yollayabiliriz bence ya. Panzer 3. Alevli Panzer 3. Mayın mı varmış orada? Bizim şey ekibi ölmüş. Mortar ekibi ölmüş. Benim mortar ekibim ölmüş. Artileri buradaymış. İlerleyin bakayım. Selam. Şintli birlikler var. Bilmiyorum nasıl konuşuyorlardır ama. Şeyde var. Oyunda var gurkalar. Topa ihtiyacım yok şu an. Kontratak falan yemeyeceksek pek bir anlamı yok yani. Vasta torilere şeylerini verelim. Alev atarlarını verelim. Asıl önemli olan o. Ortaya doğru da bir tekrar pushlayalım. Oradan sola kayacağız. Solda da bir gözcü var. Artileri gözcüsü. Onu bir almamız lazım. Ben şöyle yerleş. Kaldırılabilir tanklar mı varmış? Alırız. Monkey Keeper teşekkür ediyorum. Aboneliğin için 21. ayın kutlu olsun. Hemen şu aracı... Ha yoğun yükleyemiyoruz. Gel böyle. Ne oluyor lan böyle? Oo mayın var orada. Steam sana hentai oyunları öneriyor. Bak sen şuna, neden acaba? Şöyle yapmasın kardeşim. Bir tane var öyle bir abonemiz ya. Alelade herif hentai oynuyor. Görüyorum Discord'da sürekli. Yargılamıyorum artık yani. Özgürlük böyle bir şey olsa gerek. De Discord'da göstere göstere niye oynarsın? Özgüven diyorum ona da. Evet, aboneler Discord'a gelebiliyor. Abonelerin şeyi bile var. WhatsApp grubu bile var. Oha mayın sayısına bak. Temizleyelim mayınları hemen.
Ne olduğunu bilmiyorum Koray. Tanımıyorum kardeşim. Bilmiyorum neden yok. Gerçi abonenin WhatsApp gruplarında çok bir şey dönmüyor. Birileri anime muhabbeti yapıyor. Ali de susun zikerim diyor ve muhabbet bitiyor. Onun dışında çok büyük bir muhabbet döndüğünü söyleyemeyeceğim. Oh. Ha deprem muhabbeti dedim. Ayak atana zaten ya. Davetiyeye gerek yok. Ayak atan direkt dümdüz giriyor. Obüs atışı 305 mm. Oy ne atarım var ya kafalarına kafalarına. Sen git koca tankı bana böyle lax diye yedirt. Çok takılmamak lazım yapay zeka, klasik. Ne skriplendiyse onu yapacak. Ali teşekkür ediyorum. 65. ayın kutlu olsun. Bak adamdan bahsettik geldi. Wow 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 wow. Orada bir koca olan varmış. Aleykümselam. Buradan Flame Tank'i sokalım. Oğlum Ali evli barklı adam lan. Ali'ye böyle sorular sorulur mu? Adamın şeyini mi indirmeye çalışıyorsun? Evliliğini mi indirmeye çalışıyorsun? Tamam, buraları da temizledik. Hala mı kaçamam ben? Ben mesuliyet almam o konuda Koray. Koray bitir. Koray'da bir şey varmış. Karşı cinsle tanışma taktikleri, bir konuşma taktikleri varmış Ali'ye. Aman ya Rabbi yani. Dünden beri anlata anlata bitiremedi adam. Çok tehlikeli adammış ya, çok. Buralarda ne vardı? Komple buradan da dönebiliriz ya. Tankların buradan geleceğini bekliyorlar gibi geliyor ama. Böyle bir temizleyelim bakalım şurayı. Ayak mı? Şişman sen niye üzgünsün kardeşim?
Bile ve isteğe şişmansın sonuçta. Oyunlar bitti ya. Helal. Ulan ne Blitzkrieg atıyoruz be. Bir soluklanıyoruz sonra bir daha. Sonra bir daha. Dinlene dinlene dövdük herifleri. Buralarda düşmanlar varmış. Alacağız alacağız. O ne lan? 4.2 inç diyor. Düşman götüne. O ne öyle? Kocaman. Buralar fena tutuluyor. Aile boy. Hoş geldin Rick. Hemen şurada tamir edin. Evet, büyüklüğünü tam tutturmuşlar gibi. Oo, orada bir MG var. Gigant. Tak 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 tak. Achtung. Devam. Extreme large. Şeyde vardı galiba. Generous'ta vardı öyle. Extra big large diye. Haklısın. Tabi. Şunu bir deneyeyim ya, merak ettim. Lan. Osurukmuş be. Ben hani daha büyük bir bombardıman bekledim. Hiç alakası bile yok. Pas. Peki. Fazlasıyla kaşkol yapıyorum diyorsun. Anladım. Sen tamire şöyle. Siz de şuraya alın önce. Yakınlarda düşman yok gibi. Şurada bir yuva var. Vuralım hemen. Sesi arttırmış sanki. Bak 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 bak. Gel bakalım yukarı. Burada neyimiz vardı? Son gözcü burada. Duck tanklarını da kullanabilirsin diyor da. Yani şunlara bakıyorum. Mardır 3. Var da pop cap yok. At bakalım şöyle bir fişek. Görelim önümüzü.
Ya da hele de ilerlemeye başlayalım olmadı ya. Ortayı almamıza gerek var mı? Yukarıdan bas. Oo, içerisi kalabalık. Mortar iş yapacak bayağı. Ne güzel olmuş ortam ya. Ha, yanlış şeyi atmışım. Artilleri cover'a atmışım. Obis duruyor hala. Geçitlerden birini aldık. İlerleyin. İlerleyelim. Şöyle bir yere geçsek. Bana bak, ne kadar kısa atıyormuş. Ama cidden çok da böyle büyük bir şey yok gibi ya savunma. Da şurada bir obüsü deneyelim. Merak ediyorum onu. Boşa da atmak istemiyorum ama. Bayağı büyük vuruyor. Harbi iyi vuruyor. 300 küsür milimetre. Beklediğim kadar iyi. Sizi şuraya kamyona alalım. Ya side mission'ı yapmadım ama deldik direkt. Aha, kontra saldırı geliyor. Nereden gelecek ki kontra acaba? Nereye odaklanacağız yani kontra için? İlerleyin bakalım. Anlarız herhalde bir yerden ya. Atmosferi güzel olmuş. Evet, ben de sevdim. Bu da bir yenileyin asker. Aa, popcap bitmiş ki. Bir şeyleri öldürtsek iyi olacak ya. ...11 saniye var kontrol atak için de nereden gelecek ve ne gelecek bilmiyoruz. Herhalde yukarıdan gelmez. Artileri mi? Bizi dağıtmaya çalışıyorlardı. Yani başarılı olurlar moruk, yalnız onu söyleyeyim yani. Topçunun altında beklemem dayak yemin. Lan
kuzeyde sanki çok bir şey varmış gibi durmuyor. Kaçmaya çalışıyorlar mayınlarla kapalıyken. Tanıdık geldi mi? Şimdi onların yuvası bizim. Aslan yahnisi yapacağız bu akşam. Kaçmalarına izin vermeyin diyor. İç kapıları tutma emrimiz var. Hadi bakalım. Hala daha düşmanın nereden geleceğini anlamış değilim ama. Vallahi yukarıdan geliyorlar lan. Allah. Stuka gitti be. Yukarıya dönün ulan, yukarı. Yeni Stuka gönderin. Ne? Prime'ı geç de şey, Total War'un kendi şeyi var. Discord'u. Orada giveaway vereceklermiş. Warhammer 1'e 2'yi falan. Giveaway'e katılın diyorlardı. Kod dağıtacaklar. Discord'unda değilseniz Discord'una girin yani. Öneririm. Lan belki DLC MLC de verir, bilmiyorum. İçeriğine bak. Lazım olan bir şey varsa. Üçü de verecek. Üçü de verecek. Üç de var. Yine mi ya? Yine artileri geliyormuş. Zırhları uzun süre dayanamaz. Baskıya devam diyor. Total War'un kendi resmi Discord'u. Matildalara bak. Biri gidiyor, biri geliyor. Aa, Thompson'lı şeyler, gurkalar geldi.
Ve gitti. İyi hasar verdiler bu seferki gelişlerinde. Bayağı da bir tank enkazı var ha. Kaldırabilsek şu an zengin olacağız. Ya zaten saldırı durmuş oldu. Avantaj bize döndü. Beyler, tarihte Afrika Korpusu'nun tarihindeki en büyük zaferi kazandınız. Şimdi İngilizlerin dağılmasını izleyin savaş sonuna kadar. Selamlar.